Şimdi doğru akım motorlarının ya da işte ne diyorduk biz bunlara? Dinamo da diyorduk ama motor üstünden devam edeceğim bundan sonra. Daha çok piyasada motor olarak kullanıldığı için. Birilerine şekillerine bakalım. Sabit mıknatıslı doğru akım motorları. Kutup sargılarının yerine manyetik alan sabit mıknatıslar tarafından sağlanmış. Kutup manyetik akısı sabit olacağından dolayı devir sayısı endüvi gerilimi değiştirilerek ayarlanır. Bununla ilgili yukarıya bir link atıyorum. Bu linkte daha önce sökmüş olduğum sabit mıknatıslı bir doğru akım motorunun videosunu bulacaksınız. Merak edenler o linke de tıklayarak biraz daha bu konuyu detaylı görebilir. Dışarıdan uyartımlı doğru akım motorlar ve şönt doğru akım motorlar. Aralarındaki tek fark, dışarıdan uyartımlı da kutuplar ayrı bir doğru akım güç kaynağı ile beslenirken şönt motorlarda kutuplar endüvi uygulanan gerilim kaynağı ile beslenir. Kutup sargısının özelliği ince kesitli, çok spirli, sarımlı olmasıdır. Bu da söylediğim gibi ikisi de aslında yapı olarak aynı. Aralarındaki tek fark kutup sargılarının çalışma gerilimi eğer farklı bir gerilimse bunu başka bir doğru akım kaynağından besleyebiliriz. Yok kutup sargı gerilimleriyle endüvi sargı gerilimleri aynı ise bunu aynı kaynaktan besleyebiliriz. Yalnız burada fark şu, eğer siz kutuptan bir devir ayarına ya da moment ayarına gitmek istiyorsanız kutup sargısını ayrı bir ayarlı kaynaktan beslemeniz lazım. Yok eğer siz endüvi üzerinden endüvi gerilim ve endüvi akımının kontrolüyle bir devir ve moment ayarına gitmek istiyorsanız da burada da endüviye harici bir kaynaktan gerilim vermeniz lazım. Ama sadece benim için çalışsın, standart değerlerinde çalışsın gibi bir düşünceniz varsa ve endüvi gerilimleri aynı olduğu sürece ikisini tek kaynaktan besleyebilir. Seri doğru akım motorlar endüvi sargıları ile kutup sargıları seri bağlanmıştır. Bu nedenle seri motorun kutup sargıları şönt motorun kutup sargılarına kıyasla kalın kesitli, az spirli, sarımlıdır. Devir sayısını değiştirmek için kutup manyetik akısı değiştirilir. Bunun için ya kutup sargılarına paralel yol verme direnci bağlanarak kutuplardan geçen akımın şiddeti iki kol ayrılarak değiştirilir veya kutup sargılarına kademeli yapılır. Şimdi buradaki devir ayarı son elektronik motor sürücülerin gelişmeden önce bizim elektriksel olarak verdiğimiz yol verme yöntemleri, elektriksel olarak kullandığımız yol verme yöntemleri ama artık demin dediğim gibi yarı iletken teknolojisiyle birlikte direkt endüvi akımları ayarlanarak devir ve moment moment ayarı yapılmaktadır. Buradaki diğer şönte göre fark aslında sargıları harici bir kaynaktan beslenmiyor ya da paralel olarak bağlanmıyor. Seri olarak endüvi sargısına bağlanıyor. Bu nedenle endüvi akımı da kutuplardan geçeceği için aslında kutup sargıları da yine endüvi akımına uygun olacak şekilde kalın kesitli olması lazım. Dersin sonuna doğru bazı etiketleri göstereceğim ben size. Orada mesela şönt bir motorda kutup akımı, kutup sargılarına uygulanan akım 1-2 amperken endüviden geçen akım 30-40 amperleri bulmaktadır. Yani eğer bu motor seri ise kutuplardan da 30-40 amper, çünkü seri bağlı endüviye 30-40 amper geçeceği düşünülüp tel kesiti ve spir sayısı ona göre sarılmalıdır. Komput motorlar, komput motorlarda kutup sargısı olarak şönt ve seri olmak üzere iki tip sargı bulunur. Komput motorlar istenirse şönt veya seri motor olarak da çalıştırılabilir. Şönt sargı endüviye paralel, seri sargı endüviye seri bağlandığından komput bağlantı yapılır. Komput motorlarda seri sargının manyetik akısı genellikle sadece devirdeki düşmeyi regüle edecek birkaç spirliktir. Seri sargı şönt sargıyı destekleyecek veya azaltacak yönde bağlantı yapılarak komput motorun çalışma şekli tipi değiştirilebilir. Bununla ilgili formülleri ilerleyen kısımlarda tekrar vereceğim. Şimdi şu sargılara bakalım. Eğer şönt bir sargınız varsa kutuplarda ince tellidir ve çok spirlidir. Eğer seri sargınız varsa bakın şu arkada görünen kısım seri sargı paralel sargıya göre endüvi akımının üzerinden geçeceğinden dolayı kalın kesitlidir ve az spirlidir. Aradaki fark bu resimde daha net anlayabiliyorsunuz. İster şönt, ister seri, ister sabit mıknatıslı, isterse komput olsun tüm motorların endüvi yapıları aynı olup arasındaki fark kutup endüktör bağlantıları ile oluşmaktadır. Peki aradaki fark ne? Bu motorlar arasındaki fark döndürme kuvvetlerinden yani momentlerinden kaynaklanmaktadır. Bu konunun çok fazla detayına girmeden sadece bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sabit mıknatıslı doğru akım motorlarında evet yapı kolaydır. Sadece dışarıda sabit mıknatısı vardır. Ekstradan bir elektro mıknatıs kutup olmadığından dolayı endüviye siz buradan gerilim verirsiniz. Çalışır. Ama bunların moment karakteristikleri zayıftır.
Çünkü manyetik alan momentle doğru orantılır. Manyetik alan artması momenti arttırır. Bunda sabit bir manyetik alan olacağı için moment karakteristikleri zayıftır ve çok yüksek momentler elde edemeyiz. Şönt ya da Compound'da ise yine moment karakteristikleri sabit mıknatısıya göre daha iyidir. Fakat işte %300 anlık olarak %300'lük bir moment değerinin üstüne çıkamayız. Moment karakteristiği açısından en avantajlı olan seri tip motordur. Seri tip motorda çok yüksek moment karakteristikleri elde edilebilir. Bunun özelliği şudur. Devir sayısı arttıkça moment düşer ama devir sayısı düştükçe moment artacaktır. Burada 5 misline kadar moment elde edilebilir. Bunun nedeni de şu. Demin de söylediğim gibi manyetik alanın momente katkısı var. Manyetik alan aslında doğru orantılı. Bu motorlarda neydi? Enduro akımı aynı zamanda kutuplardaki manyetik alan oluşturan akımdı. Motor yüklendikçe devre düşecektir. Motorun yükü arttıkça devre düşecektir. Ve devre düşmesiyle birlikte motor kaynaktan daha yüksek akım çekecektir. Kaynaktan daha yüksek akım çektiğinde bu sefer kutup manyetik akısı artacaktır. Kutup manyetik akısı arttığı için bu momenti arttıracaktır. Diğer işlemlerinde yani tren gibi, tramvay gibi ağır yükler kaldırması gereken diğer işlemlerinde seri motorlar en iyi performansı gösteren motorlardır. Şimdi düşünsenize peş peşe takılmış 7-8 tane tren vagonu var ve siz bu vagonu dururken harekete geçirmeniz lazım. Ya da rampa bir yola geldiniz. Burada da normalinden trenin ağırlığı daha fazla artacaktır rampa yukarı çıkarken. Burada da yine size iyi bir moment karakteristiği gerekir. Burada da moment karakteristiği açısından seri motorlar tercih edilir. Şimdi doğru akım motorlarının devir regülasyonu açısından değerlendirelim. Motor miline bağlı olan yükü arttıkça motorun şebekeden çekmiş olduğu ığa akımı da artacaktır doğal olarak. Motor yükü arttıkça şönt ve dışarıdan uyartımlı motorlarda ığa çarpı rea değeri artarken kesrin payını küçülteceğinden devir sayısı düşecek. Motor milindeki yük arttı, ığa akımı arttı. O yükü karşılamak için enduro daha fazla akım çekmeye başladı. Iğa çarpı rea değeri arttı, pay küçüldü. Pay küçülünce devir sayısı da düşecektir. Seri motorlarda kutup akımı ile enduro akımı aynı olacağı için ığa çarpı rea değeri payı küçülttüğü gibi ığa akımı fi değerini büyüterek paylığı büyütecektir. Bu durumda yüke bağlı olarak devir çok fazla düşecektir. Burada da bahsedilen şey şu. Iğa çarpı rea arttı, pay küçüldü. Pay küçüldü ama buradaki fi ığa ile doğru orantıda artacağı için payda da bu sefer büyüdü. Pay küçülüp payda büyüdüğünde devir sayısı çok hızlı bir şekilde aşağı doğru düşer. Ama bu motorun vazgeçilemezi az önce de söylediğim gibi moment karakteristiğidir. Compound motorlarda seri ve paralel sargı iki şekilde bağlanabilir. Her iki bağlantı türü için devir regülasyonunu ayrı ayrı değerlendirelim. Burada enduro akımıyla devir sayılarını görüyorsunuz. Bakın seride çok hızlı bir düşüş var. Burada eklemeli compound ya da ters compound'dan bahsedeceğim. Ters compound devir regülasyonu için kullanılan bir compound'dur. Burada da hani motor miline yük bindiği, enduro akımı arttığı zaman aşırı derecede devir sayıları düşmesin diye kullanılan bir bağlantı türü. Eklemeli compound paralel sargı ile seri sargının manyetik alanları aynı yönde olup birbirine takviye ederler. Dikkat ederseniz K, P'di. Burada ne oldu? F, şönt, F, S, seri. Yani şönt ve seri manyetik akıları ikisi ayrı ayrı F'nin yerine geçti. Yukarıda da RA vardı. Şimdi seri sargının da bir iştirenci olduğu için IA çarpı RA diyorduk. Şimdi RA artı RS diyeceğiz. Eklemeli komputta motor akımı arttıkça IA çarpı RA RS kesirinin payı küçültecektir. Ayrıca IA'nın artmasıyla seri sargının manyetik alanı yani FS artacağından Fi şönt artı fi seri de paylı büyütecektir. Sonuçta en devir sayısı düşecektir. Bunların devir regülasyonları seri gibi kötü. Bakacak olursak şuraya tekrar. Seri gibi eklemeli komput aşağıda görüyorsunuz. Seri gibi kötü. Ama hani
devir regülasyonu ve moment regülasyonu veya moment karakteristiğini ayrı ayrı düşündüğümüzde her ikisinin de kullanım alanı var. Ters komputa gelelim. Ters komputa paralel sargı ile seri sargının manyetik alanları zıt yönde olup birbirini azaltmaktadır. Formül yine üst kısmı aynı. VA eksi A çarpı RA endüvinin iç direnci artı R serinin iç direnci bölü K çarpı. Bu sefer manyetik alanları ters olduğu için şönt eksi seri fi şönt eksi fi seri olacak. Ters komputta motor akım arttıkça R çarpı R çarpı RS kesirin payını küçültecektir. Evet doğru. Ayrıca yağının artmasıyla seri sargının manyetik alanı fi S artacağından fi Ş eksi fi şönt eksi fi seri de toplam manyetik alanı azalacak. Payda da küçülecek bu sefer. Sonuçta pay ve paydadaki bu iki azalma kısmen birbirini dengeleyeceği için en devir sayısı yüke bağlı olarak çok fazla değişmeyecektir. Ama moment karakteristiği de çok iyi olmayacaktır. Dor akım motorlarında devir yönünü değiştirilmesi. Devir yönü iki şekilde değiştirilebilir. Kutup akım yönü sabit tutularak endüvi akım yönü değiştirilir. Bakın dikkat edecek olursanız kutupların artı eksi gerilim yönünü ellememişim ama endüvinin artı eksi gerilim yönünü değiştirmişim. Bu durumda dor akım motorunun devir yönü değişecektir. Ya da endüvi akımı yönü sabit tutulup kutup akım yönü değiştirilerek. Burada da dikkat edecek olursanız endüvi akımını sabit tutmuşum, kutupları akımını değiştirmişim. Artı eksi yukarı aşağıyken bu sefer kutuplarınki eksi artı olmuş. Kutup akım değeri endüvi akım değerine göre oldukça küçük değerde olduğu için kutup akımı yönü değiştirerek devir yönü değiştirme tercih edilen bir yöntemdir. Sabit mıknatıslı motorlarda kutup yönü değiştirilemeyeceği için endüvi akım yönü değiştirilmelidir. Şimdi çocuklar standartlarda bu klemenslere isim veririz. Asenkron motorlarda göreceksiniz U1, U2, V1, V2, W1, W2 gibi. Burada endüvinin kutupların klemenslere çıkartıldığında birer isimleri vardır. Bu isimler endüvi için A1, A2'dir. Şönt sargı için E1, E2 veya F1, F2'dir. Seri sargı için D1, D2 veya S1, S2'dir. Komütasyon sargılısı varsa, daha önceki resminde göstermiştim, yardımcı sargı ya da komütasyon sargı uçları varsa B1, B2 ve C1, C2'dir bunların da. Yarı iletkenlerce hız kontrolü, kontrolü doğrultucu tristörler. Doğrultma devreleri kullandığımız diyotlar anot bacağına artı katot bacağına eksi polarite verildiğinde iletime geçmekteydi. Tristörlerde ise doğru polarite vermek tristörü iletime geçirmek için yeterli değildir. Tristörü iletime geçirmek için gate bacağından da artı polarite verilmesi gerekir. Alternatif gerilimin doğrultulması sırasında gate bacağına verilecek olan tetikleme sinyalinin zamanının yani açısının değiştirilmesi sayesinde elde edilecek tam veya yarım dalga doğrultulmuş gerilimin dalga şekli değiştirilerek gerilim değeri de değiştirilmiş olur. Devir formülünde neydi devir formülümüz? V eksi V çarpı R bölü kafi. Görüleceği üzere motora uygulanan gerilimin arttırılması ile devir yükselmekte, azaltılması ile gerilim düşmektedir. Burada kutup sargılarına uyguladığımız gerilimi sabit tutuyoruz. Motorun endüvisine vermiş olduğumuz gerilimi değiştirerek, gerilimi arttırarak devri arttırıyoruz. Gerilim düşürerek devri düşürüyoruz ve bu şekilde devir ayarı yapıyoruz. Burada çocuklar kutuplara göre devir ayarını endüvi ile yapmanın avantajı tepki süresi daha kısadır. Şöyle düşünün. Çok hızlı tepki almanız, milisaniyeler mertebesinde tepki almanız gereken sistemler vardır. Şimdi bunu bir kağıt sarma makinesi olarak düşünün ya da bir demir çekme makinesi olarak düşünün. Kağıt sarma makinesinde birkaç saniyelik gecikmeniz kağıt kalınlığını değiştirecektir. Ya da demir çekme makinesi olduğunda demiri kopartabilirsiniz de ya da demiri beklediğinizden olması gereken standarttan daha kalın hale de getirebilirsiniz. O nedenle endüvi gerilimiyle oynayarak devir ayarı yapmak hem moment karakteristiği açısından hem de tepki süresinin kısa olması açısından aslında avantajlıdır. Ve yeni nesil doğru akım motoru driverlarının sürücülerinin maliyetleri de gün geçtikçe düşmektedir. Brushless DC motor dedikleri bir motor da var. Aslında brushless DC motor dedikleri bu bildiğimiz yani fırçasız doğru akım motoru dediğimiz bir doğru akım motorundan düşündüğünüzde uzaktır. Daha çok alternatif akım motoruna benzer ama moment karakteristiği açısından yani döndürme kuvveti karakteristiği açısından da doğru akım motorlarına benzer. Ve burada motor harici bir sürücüye ihtiyaç duyar. Yani sadece artı eksi gerilim vermeniz yeterli değil.
aslında bir alternatif akım motorunun, asenkron motorun sürücüsü gibi bir sürücüye ihtiyaç duyarlar. Buradaki fark ne? Burada fırça ve kolektör düzeninin mekaniki sorunları yüzünden doğru akım motorları için bir dezavantaj oluşturmaktadır. Peki fırçasız ve kolektörsüz doğru akım motoru olabilir mi? Eğer endüğü ve endüktörün görevleri, yerleri değiştirilirse bu mümkün. Endüktör kutuplar sadece manyetik alan oluşturmaktaydı. Eğer endüviyi dönen kısmı sabit mıknatısından yapacak olursak, endüviye fırça ve kolektör düzeniyle akım vermek zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Normalde endüvide olması gereken sargılar da sabit kısmı endüktöre sarılarak fırçasız doğru akım motorları oluşturulur. Fırçasız doğru akım motoru ile sabit mıknatıslı doğru akım motorunu birbiriyle karıştırmayınız. Sabit mıknatıslı motorlarda sabit mıknatıs kutuplarda duran kısım endüktörde, fırçasız doğru akım motorlarında ise kutuplar sabit mıknatıs olarak dönen kısımda endüvidedir. Şimdi yukarıya yine bir link dağıtıyorum. Fırçasız doğru akım motorlarıyla ilgili daha önce yapmış olduğum bir video var. Burada hem motoru çeşitlerini söktüm hem çalışma mantığını açıkladım. Merak eden arkadaşlar yukarıdaki linkten tıklayarak daha detaylı bilgi alabilirler. Sabit mıknatıslı doğru akım motoruyla az önce söylediğim gibi fırçasız doğru akım motorunu karıştırmayın. Sabit mıknatıslı doğru akım motoru kutupları, sabit mıknatıs yine fırça ve kolektör düzeneği var. Ama fırçasız doğru akım motorunda ise kutuplar içeride, kutuplar içeride, bu sefer sargılar dışarıda. Sargıları sadece dışarıdan bir sürücüyle besliyoruz. Fırça kolektör gibi bir mekaniki aksam yok. Fırça ve kolektör düzeni doğru akım motorlarının en büyük sorun kaynağıdır. Ayrıca motorların ısınması için de endüvi içerisinden sirkülasyon hava geçirilmelidir. Bunların her biri bizim için sorun. O nedenle daha iyi moment karakteristiği yine doğru akım motoru gibi olan fırçasız doğru akım motorları kullanılır. Fırçasız doğru akım motorlarını siz nereden biliyorsunuz? Daha önce bilgisayar fanı ya da CPU fanı gördüyseniz bunlar fırçasız doğru akım motordur. Aslında piyasada endüstride kullanılırken bunlara servo motorlar da denir ama dediğim gibi yukarıdaki linkten konunun detaylarını merak edenler öğrenebilir. Şimdi doğru akım motorunun etiketinin okunmasına gelelim. Burada örnek bir etiketimiz var. Buradaki değerlerin anlamları ne? Bize ne söylüyor ona bakalım. Şuradan başlayalım. HP10 demiş. Bunun gücü 10 HP horsepower beygir gücü olarak 10 HP. Aradaki bağlantı ne? 0736'dır. Yani bu 7,5 kW'a falan tekabül ediyor. Bizim Avrupa normlarına baktığımızda ARM AMPS demiş. Bu ne? Bu endüvi akımı 17 amper. Yani ARM armatürden geliyor. Yavurca'da bizim endüvi dediğimiz şeye armatür diyorlar. 17 amper. Bunun endüvisi tam devirde, tam momentinde akım çekiyormuş. FLD AMPS demiş. 1.4'e 2.8. Bu FLD kutupların akımı, kutup akımı. Niye 1.4, niye 2.8? Onu biraz sonra gerilim kısmında açıklayacağım. Bu FLD'de field, alanın, manyetik alanın kısaltılmasından kaynaklanan veya kısaltılması. Burada class F demiş. Inschools class F demiş. Bu izolasyon sınıfı. Bunun detayını asenkron motorların etiketinin incelenmesinde tekrar anlatacağım size. O nedenle üstünde fazla durmayalım. İzolasyon sınıfı sargıların dayanabileceği sıcaklık değeridir. Devam edelim. Ne var? RPM bu devir sayısı 1180 devir. Doğru akım motorlarında garip garip devir sayılarını görmeye alışığız. Çünkü burada devir sayısı uygulanan gerilimle ve konstrüksiyonla alakalıydı. Bir asenkron motorda bunu daha sonra göreceğiz. 3 aşağı 5 yukarı devir sayıları standart olacak. Yani birbirinin katı şeklinde gidecek. Ve rotor devri 1180'miş. Endüvi gerilim volt dediği 500 volt. Yani endüviye verilmesi gereken gerilim 500 volt. Wound, shunt, sargı tipi, bağlantı tipi, shunt kutuplar. Field omajı 25 santigrat derece, 156 ohm. Çalışma sıcaklığı 40 santigrat derece, ortam sıcaklığı 40. Field volt, bu sargı gerilimi 300 volt ile 150 volt. 300 volt ya da 150 volt. Bu ne anlama geliyor? Bu dikkat ederseniz akımda 1.4'e 2.8'di. Burada 300'e 150 gerilim. Burada şu kutup iki sargıdan oluşuyor. İki parçalı sargıdan oluşuyor. Siz bu iki parçalı sargıyı eğer kaynağınız 300 volt ise seri bağlıyorsunuz. Eğer yok kaynağınız 150 volt bir kaynaksa bu iki sargıyı birbirine, kutupları birbirlerine
paralel bağlıyoruz. Eğer 300 voltluk kaynağı seri bağlayacaksanız sargıyı 1.4 amper akım çekecek. Sargılarınız yok. Paralel bağlayacaksanız 2.8 amper akım çekecek. Yani aslında hani 2 sargı 1.4, 1.4, 2.8. Şimdi niye böyle bir şey koymuş? Olabilir. Bu bir şönt bağlantı. Endüvi gerilim 500 volt. Burada kısaca bakalım. Bir etiketimiz daha var. Motor gücü 12.5 kW. Bu mekaniki güç. Yine etiket kısmında Asenco motorlarda detaylıca anlatacağım. İzolasyon sınıfı F. Devir sayısı 1500. Armatür gerilimi yani endüvi gerilimi 195 volt. Kutup gerilimi 300 volt. Endüvi akımı 29.9 amper. Kutup akımı 2.18 amper. İşte çalışma sınıfı S1. Bunların detaylarını göreceğiz. Peki niçin doğru akım motorları? Formüllerden görüleceği üzere doğru akım motorlarının devir sayısı kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Yarı iletken teknolojisinin bu kadar gelişmiş olmadığı eski tarihlerde endüvi veya kutup sargılarının örnek olan yol verme dirençleri reostalarla devir sayıları değiştirilebilmekteydi. Yol verme sırasında dirençler üzerinde ısı şeklinde bir güç kaybı olsa da kağıt sarma, tel çekme, haddeleme gibi devir sayısının değiştirilmesi gereken işletmelerde kullanılmaktalardı. Rulo makinesini düşünün, kağıt saran rulo makinesini düşünün. Burada kağıdı siz çekiyorsunuz, rulonun başlangıcında kağıdın çevresi ve çevresel hızı küçük olacaktır. Burada bir devirle çekmeye başladıktan sonra rulo kalınlaştıkça çevresel hız artacaktır. Çevresel hız arttığında sizin kağıdı sabit bir hızla çekebilmeniz için motor devrini düşürmeniz lazım ki çevresinin genişliği, çevresinin boyu arttığından dolayı çevresel hız artacaktır. Ve siz motor sayısının motor devrini düşürerek aslında kağıdın hep aynı hızda besleyen kaynaktan, artık imalatı yapılan kaynak neyse besleyen kaynaktan aynı kalınlıkta çekebilirsiniz. Fakat doğru akım motorlarının veriminin düşük olması, doğru gerilimin iletiminin zorluğu, fırça ve kolektörün mekaniki yapısının çok çabuk yıpranması ve sık bakım gerektirmesi, bu bakımlar sırasında oluşan üretim kayıpları bu motorlar için çok büyük dezavantajlar oluşturmaktadır. Artık yarı iletken teknolojisindeki ilerlemeler ve yarı iletken fiyatlarındaki düşmeler nedeniyle doğru akım motorlarının yerini alternatif akım motorlarına vermektedir ama alternatif akım motorlarında da driverlı motorlar, yine orada da bir devir sayısı söz konusu ama bakımları kolay. Ayrıca moment karakteristiği hala bir asenkron motor, bir doğru akım motorunun moment karakteristiğini yakalayamamıştır. İşte burada da az önce bahsettiğimiz fırçasız doğru akım motorları ya da işte piyasada bilinen adıyla servo motorlar şu anda günümüzde kullanılmaktadır. Şimdi bakalım. Yardımcı kutuptan bahsetmiştik. Yardımcı kutup endüvi reaksiyonu ve komutasyonu ile alakalı bir şey. Şu küçük olan kutup ana kutup değildir. Bir yardımcı kutuptur. Bunun teknik detaylarına girmiyorum ama bunu kutup olarak değerlendirmeyin. Kutup bu. Yardımcı kutup, kutup, ana kutup, yardımcı kutup, ana kutup, yardımcı kutup, ana kutup. Burada daha net görüyorsunuz. Bakın bu 1, 2, 3, 4 kutuplu bir doğru akım motoru. Aralardaki de yardımcı kutuplar. Bu sabit mıknatıs kutuplara sahip bir doğru akım motorunun endüktör kısmı. Dikkat edecek olursanız iki parça sabit mıknatısa bu endüvisi, endüvi sargılarını görüyorsunuz, kolektör dilimlerini görüyorsunuz, rulmanı görüyorsunuz. Gelelim buna. Hani demiştim ya, bakım gerektirir fırça ve kolektörler, işte kolektör dilimleri gevşer, aralarındaki mika dışarı çıkar gibi dersin başında bazı veriler vermiştim, bazı komutasyonu bozan şeylerden bahsetmiştim. İşte asıl sıkıntı bu tip büyük doğru akım motorlarında. Yoksa küçüklerin sökülmesi, bakımının yapılması kolay ama bu tip endüvileri belki 300-500 bir ton ağırlıklarını bulan doğru akım motorlarında bu bakımdan çok daha büyük bir sıkıntıya girmektedir. Dikkat edecek olursanız kolektör dilimleri ince uzun. Neden kolektör dilimleri ince uzun? Şu nedenden dolayı geniş yapamazsınız çünkü rotor veya kolektörün bulunduğu bağlantı kısmı aşırı derecede büyür, çapı büyür. İnce uzun yapmanız lazım. Çünkü bunun üzerinden siz yüksek akım geçiriyorsunuz. Yüksek akım geçirebilmeniz için de buraya temasınızın fazla olması lazım. Yani küçücük kolektör diliminden siz yüzlerce amper akım geçiremezsiniz. Kolektör dilimini büyütmeniz lazım. Çap büyüyeceği için genişletemiyorsunuz. Mecbur ince uzun dilimler yapıyorsunuz. Bakın bu küçük fırça, birazdan büyük fırçayı göreceksiniz. Bu
Küçük güçlü doğru akım motorları belki bu seri universal alternatif akım motorunun bile kapağı olabilir ama yapı aynıdır. Burada fırçaları ve fırça tutucusunu görüyorsunuz. Burada ark ayarı o kadar önemli değil. Yani motor küçük güçlü bir motor. Burada verim o kadar göz önüne alınması gereken bir şey değil. Fırçalar sabit olabilir ama burada fırça tutucularına dikkat edecek olursanız fırçalar bağlanmış, fırça tutucuları da tekrar motorun endüktör gövdesine bağlanmış. Bu bana sağ sola kaydırma ya da işte kolay çıkartma, kolay takma gibi avantajlar sağlamakta. Şimdi gelelim buraya. 1, 2, 3, 4 tane fırça görüyorsunuz. Bunlar 4 ayrı fırçadır. 4'ü de aslında tek fırça. Niye? Çünkü hepsi aynı eksende. Bakın burada karşılığı da var. Kolektörlere bir daha bakacak olursanız kolektörler ince uzundu. Bu ince uzun kolektörlere basacak fırçanın da ince uzun olması lazım ama ince uzun fırçayı tek yapamazsanız çünkü kırılganlığı fazladır bunun. Çok sık arıza yapar, kırılır. O nedenden dolayı şimdi düşünsenize yani buradan sizin bir 100 amper geçirdiğinizi düşünün. Tek parça bir kömürden 100 amper fırçadan 100 amper geçirmeniz çok zor. O nedenle işte örneğin 25-25-25 böldüğünüzü düşünün. 25 amperlik buraya fırçaları koyuyorsunuz. Ve bunlara ne işlem yapıyorsanız hepsine de aynı işlemini yapmanız lazım. Yani kaydırılırken hepsi beraber kaydırılır. Değiştirilirken hepsi beraber değiştirilir bunları. Bunun aslında 4 fırça değil. Bunların her biri tek fırça olarak kullanılır. Diğer fırçalar da burada bakın şu yayla. Burada daha net görüyorsunuz. Şurada sarılmış bir yay var. Yaylar fırçaya bastırıyor. Ve fırça baskısıyla gidiyor endüveye basıyor. Burada da bir doğru akım motorunu görüyorsunuz. Bakın fırça var. Fırça tutucusu, endüve. Kolektörler, endüve, dışarıda elektro mıknatıs, endüktör kutuplar var. Doğru akım motorlarını bitirdik. Bundan sonra alternatif akım motorlarına geçeceğim. Başta da söylediğim gibi aslında doğru akım motorları bizim müfredatımızda olan bir konu değil. Fakat karşılaşacağınız için eğer bakımcı olarak çalışacağınız zaman işletmelerde karşılaşma olasılığınız olduğu için bu motordan ben size bahsettim. Bir sonraki dersimiz alternatif akım makineleri.